Şimdi sıra ikinci modelde. Bu model laboratuvar rotasyon modeli olarak adlandırılıyor. Tanımını okumak ister misiniz? Ekranda laboratuvar rotasyon modelini anlatan bir görsel görüyorsunuz. Bu model farklı şekillerde uygulanabilir ama hepsinin temelinde aynı fikir var. Üstteki ve sol alttaki resimlerde öğrencilerin sınıflarda okuduklarını görüyoruz. Öğrenciler mavi, öğretmen ise kırmızı noktayla temsil edilmiş. Bu resimlerde gerçekleşen şey aslında öğretmenin konu anlatımına dayalı geleneksel sınıf eğitimi. Fakat dördüncü resme bakacak olursak, yani sağ alttaki resimde öğrencilerin belirli zamanlarda bilgisayarlarla donatılmış bir öğrenme laboratuvarına gittiklerini görüyoruz. Bu laboratuvarda hepsinin kendine ait bir bilgisayarı var ve online ortamda kendi kendilerini öğrenmeye devam ediyorlar. Laboratuvar rotasyonunun istasyon rotasyonuna çok benzediğini fark etmişsinizdir. Aradaki fark, istasyon rotasyonunda öğrenciler rotasyonu bir sınıf içinde yaparken, laboratuvar rotasyonunda online öğrenmeyi sınıftan farklı bir öğrenme laboratuvarında yapıyorlar. Sınıf ortamındaki ders işleyişiyle geleneksel yaklaşımdan pek farklı değil. Bu modeli başarılı bir şekilde uygulayan örnek okulumuz Navigator okulları. Navigator, Sharon Waller ve James Dent tarafından 2011'de kuruldu. Bugün Gilroy kampüslerini ziyaret edeceğiz. Bu kampüste klasik teknoloji destekli bir sınıf ile bilgisayarlı bir öğrenme laboratuvarını çok başarılı bir şekilde bir araya getirmişler. Öğrenciler bu iki istasyon arasında öğrenmeleri ya da pratik yapmaları gereken konuya göre rotasyon yapıyorlar. Tablet ya da dizüstü bilgisayarlarıyla farklı yazılımlar kullanarak okuma ya da matematik becerilerini geliştiriyorlar. Üzerinde çok çalışılmış bir model olduğunu düşünüyorum. Peki sonuçları nasıl? İşin harika kısmı da bu zaten. Bu okuldaki öğrencilerin %67'si ana dili İngilizce olmayan çocuklardan oluşuyor ve daha ilk senelerinde Kaliforniya eyaletindeki en yüksek sınav sonuçlarını elde ettiler. Bu okulda bulunmanızı ve öğrencileri kendi gözlerinizle görmenizi gerçekten çok isterdim.